Evet Gökhan kardeşim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi, bugün çok pozitifim. Şimdi hemen yapamam. Niye beni stresi sokuyorlar ya, her şeyi yap diye? Gücümüz azalıyor. Her geçen gün gücümüz. Kendim ben ama ya. Gücümüz ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum kardeşim. Gökhan Bey. Öyle şeyler yok. Ben onlara geriliyorum ben çünkü abi. İşten gelmiş zaman 30 tane koli taşımışız. Burada geldik, şaka yapıyoruz bir de insanlar. Daha komik olmamız lazım. BKM diyor. BKM'de bizi var ya, yüklerinde sallandı. Onun videomuz kaç izlenmiş? Baksana kanka, merak ettim ya. 179'da kesildi zaten. Millet birbirine mesaj atıyor. Böyle bir video gelirse sakın dokunmayın. Açalı sikiyim ama da bir gözlerimiz kapatıyor. Moralimiz bozulur. Motor kullanıyor musun bu WhatsApp? Yani motor kullanabiliyorum, motorum yok. Böyle bir çift taraflı bir yol var kardeşim. Ben sağ taraftayım. Hava yağmurlu. Abi bizim bir tanesi buradan böyle yola girecek. Beni de görüyor yani. Böyle dümdüz beni görmemesi imkansız yani. Önüme atladı böyle. Ben de düşeceğim falan dedim yani artık. O mesafede motor durmuyor çünkü. Aynen. Şey yapmıyor falan. Böyle zor zor falan böyle uğraştım falan. Çarpmadık. Biraz kornaya bastım. Yanına geldim. Dedim hani ne yapıyorsun? Bir dikkat et falan gibi yerinden. Ne yapıyorsun? Sıktı mı sana? İleride bir daha dönersen falan. Arkamda ben varım gibilerinden. Sonra ne ya, sıktı gitti abi. Böyle yani. Sidik böyle. Git ya. Üşüyor orada donanmaya koyuyor. Ben öldürmezsem de soğuktan ölecek size sağlık. Ama kış ayı. Kışın motoru bilir mi? Bilmez. Uyuz oldum adama. Sen ne diyorsun falan, ben ne diyorsun. Sağa çek bilmem ne işte şudur budur. Lan ne falan bilmem ne. Arabadan şey gösteriyor bana. Şeyden çıkan bir sopayı gösteriyor. İyice tarık oldu. Büyük bir sopaydı. Kalın bir şeydi. Benimki değil mi? Seninki gibi derken de... Yok, benim sopam gibi. Senin sopan gibi. Neyse, sağa çektik falan. İndi bu amcamız. Buradan izlemiyordur gerçi. Nerede izleyecek zaten? 10 kişi izliyor zaten. Kaç milyon kişi İstanbul'da. İzliyorsa da işte kusura bakmasın işte. Gerçi o beni dövdü de. Biz hala özür diliyoruz. Öyle dövdü ya. Anlatırken bile öyle dövdü, beni terbiye etti. Adam sopayla indi. Kask var kafamda, çıkarttım. Eşit olalım diye. O zaman ben 30 yaşındayım, abi de 40 yaşında falan. Yani diyorum ben bunu götürürüm. Yerim. Sopa da olsa tutarım sopayı. Hop. Onun gücüyle. Aikido. Aikido hesabı. Sopanın gücüyle. Neyse. Bana bir tane. Kafaya böyle mı? Böyle kafaya. Ama çok seri bir şekilde. Tak yaptı. Tam böyle şu boşluk var ya insanın kafasında en zayıf yer. Oraya koydu, çekti. Kanki. Yok, küt olmadı yani. Böyle kafa, bu kafayı böyle kolay kolay bayıltamazsın. Allah Allah dedim, şansa geldi herhalde. İkincide tutarım falan. Bir daha aynı yere bana vurdu. Ben böyle kendi etrafımda dönüyorum böyle. Adam orada. Buradaki adama saldırıyorum. Hayır, böyle gelemedim o. Köşemi şaşırdım. Adam sopostası çıktı kanki. Yani Allah Allah. Profesyonel herhalde yani, öyledir yani. Ya vurup çekiyor yani, böyle yaklaşamıyorsun. Bak dedi, oğlum bir daha gelme üstüme dedi. Bir daha gelirsen dedi. Üçüncüde sopayı götüre sokarım dedi abi. Bekliyorum böyle arabaya falan binmesini bekliyorum. Artık arabaya bindiği zaman saldıracak. Açı kaybedecek yani, sopayı nasıl vuracak? Arabaya falan bindi. Arabanın içinde var. Ayırdılar bizi. Arabanın içinde amına koyayım bunu böyle pay yiyeceğim böyle. Kopartacağım bir yerini. Bastı gitti. Yürüdü. O yüzden motora bineceğin zaman tartış mı? Tartış ama kaskını çıkartma. Yok, beni rahatsız edecek bir şeyler yaptı. Sağolun şimdi ne içiyorsun lan o kadar? Gevşeklik bir şeyler yaptı, ben hatırlayamıyorum şimdi abi. Sen de sarhoşsun. Ben de sarhoşum. Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz götümü elledi? Osman Tok'u da attım. Elimi kestim buradan buraya kadar, dişinde. Ben farkında değilim ama elimi dişik kesti. Dişik yaradı. Ne bileyim abi, neresine denk geldiyse elimi kesti. Lavuk zaten dövdü. Orası çocukları diye böyle kemerini çıkartıp geldi zaten, ondan sonra bir araba dayak yedi. Yani. Bir araba dayak yedi. Kemer de ne diye çıkartırlar anlamadım. Ne yapacaksa kemer ilme, sihirli sanki yani kemeri iplerine. Kılıç çekiyor sanki. İndiana Jones sesi alıp kaldı. Şimdi ayağıma tutup çekecek sanki. Profesyonel kemerci götüre. Dövdük mövdük biz bunu abi. Yolda yürürken elinden bir sıçaktık. Eve bir baktım abi. Ne biçim kesilmişti ya. Gittik hastaneye, hastanede elim bitti. Ondan sonra bir de bir mikrop kaptı elim. Elim oldu bu kadar. Bu kadar oldu elim abi, mikrop kaptı. Neyse, hastaneye bir girdik. İşte
elimi gösterdim böyle böyle oldu diye açtılar baktılar. Sen dedim sen ne bekle burada. Gittiler başka biriyle fısır fısır konuşuyorlar dedim. Ne olacak? Kolumuzu kesecekler mi acaba? Ne olacak ya? Sonra başka birisi geldi baktı. Şuraya dedi bilmem ne beyin bakması lazım. Lan dedim ne oldu o kadar yani elime? Sonra bir tane yaşlı canlı bir adam geldi. Baktı diyor böyle uzaktan ona baktı. Sen de şöyle dedi odaya alalım seni. Odaya bir girdim abi. Bir tane hatun bir 75 boylarında. Böyle bir güzellik olamaz yani. Elime de belli bir şeyler yapacaklar yani. Elini seçer misiniz falan. Böyle açtı elimi bakıyorum hatuna. O doktor falan bir şeyler bir şeyler yaptı. Ne oldu bu elinize falan diye sordu. Sordu sordu. Ne oldu eline dedi. Canavarla dövüştü mü? Tabii yok. Ne oldu dedi eline. Ben de dedim anlatmayayım mı? Dedim şişe düştü elimden. Tam yakalayayım derken hani parçalandı. Havada kırıldı. Havada battı mattı nasıl der bir yalansa bu. Loki zaten yüzüme baktı. Bu dedi yani öyle bir kesik değil dedi yani anladın mı? Bu parçalanmış dedi yani. Parçalanmış. Ben de kavga ettim. Gülüştük mülüştük. Loki böyle yatırdı ışıklar mışıklar yaklaşıldı. Orada bir karışım hazırladı. Bu kadar iğne bir tane yemin ediyorum. Bu kadar iğne. Ben zaten strese girmeye başladım orada. Hatun da görmen lazım. Manken gibi orada geziniyor bir şeyler veriyor doktora. Ben onu kesiyorum. Birazdan bağıracağım yani. Acaba nereye gireceğim? Dedim hocam bir saniye müsaade eder misiniz? Dedim hanımefendi dedim çıkabilir mi yani? Çıkarttı mı kattı onu. Evet. Sonra abi bir iğne o yaradan. Böyle bir bu su. İzi mi bu? Ha izi abi işte şu. Onu buradan kesiyormuştu işte. Abi elim bu kadar oldu diyorum sana. Bu kadar oldu elim. Buradan buraya kadar şişti mikrop kaptım ipliden ya da işte. Zehirliymiş herhalde adam. İpne tarantula çıktı abi. Tarantula dövdüm onu. Karadul. Gittik işte büyük sıvılar, ruhlar, temizlikler, memezeleri. Tertemiz yaptılar. Şimdi aslan gibi kullanıyoruz. Sen seni görürüz. Sol elim mi? Sol elle de niye vurmaya çalıştın da solak da değilim. Sağ olsa sıkıntıydı. Yani, gerzek gibi vurdum herhalde o yüzden kesildi. Yani, solu kullanamıyorum ya. Yani, sağ olsa sıkıntıydı o sürekli kullandığım için. Çok büyük sıkıntı abi. Gülmek için tercih ettiğim şey var mı? Dünyanın en saçma sorusu. Yeni cüzler ve pompransız okuyorum. Nereden kim bunu yazmışsa, nereden bulmuşsa ormanda. Ne acayip değil mi ama hakikaten? Tabii, yeni tane cüce var. Yedi tane cücenin arasında şey mi geliyor? Bir tane prenses geliyor işte. Olmayacak iş. O cüce, o pamuk prenses de cüce aşık mı şeye? Çoğu aşık. Prensese. Tabii canım çoğu içten içe cacıktalar yani. Cacıktalar da pamuk prenses uyumuyor mu o sırada o yakışıklıken bir gelene kadar? Uyuyor işte. Onlar misafir ediyorlar pamuk prensesi. Yeni iş yerinde çalışıyorum Bombay'de. Patron biraz kalın zengin. Bombay'de köye giderken günaydın mı var? Ya o işte. Orada çocuğa doğum günü partisi mi ne vermiş? Doğum günü kutlamış. Parti demeyelim de. Doğum günü kutlamış orada çocuk. Ertesi gün oluyor işte. Eğlenmişler. Ertesi gün işe geliyor patron. Ben de daha yeni işe girmişim. İlk işi ne verseler yapıyorum yani. Ne iş verseler yaparım, ederim hani. Yeni iş. Hallederiz yani. Sallıyorsun, şey yapıyorsun. Hallederiz. İyi insanlardı bir de. Tarif etti yeri günaydın dedi. Orada dedi bir araba var dedi. Onu alır mısın dedi bana. Eyvah. Dedim alırım da hemen dedim çok şey değilim yani şoförlüğüm mü an? Ne bileyim bize safız yani işte araba var dedi alır mısın? Da, alırız dedi ki yani yetsiz çarpa çarpa zenginsin zaten. Koymaz. Arabayı buraya getiririm oh. Yani ben. Öğrenirim. Gelirim. Gidip param var. Alırım. Araba kullanmayı yoksa ya bir acı biliyorum da çok şey değilim yani. 7 yaşında falan. Gittim oraya falan böyle işledim böyle böyle işte şu Musa Bey gönderdi bir araba varmış falan dedim ben de. Ya, tamam bir dakika beyefendi getiriyoruz dediler. Restoranın içindeyiz. Restorandan mı nereden çıkacak araba falan diye bekliyorum ben de. Böyle bir sünger şeyler köpükten bir araba yapmışlar. Nasıl? Köpük. Yani şu, buradan şuraya kadar. Şöyle köpükten artık onu. Arabayı getirmiş dedikleri o mu? Araba o. Kırmızı beyaza boyamışlar. Ha bildiğin araba abi gibi yani. Değil mi? Büyük ya büyük köpük böyle ulan dedim şimdi bunu alacağız buradan bu millet bize Recep köyünün o şeyinden geçeceğiz. Beni eleştiriyorlar dedi. Geçeceğiz. Çevirecekler bizi. Gülenler falan şey olacak falan. Usanacağım yani böyle kocaman bir şey araba hadi böyle be. Omzuma aldım böyle gidiyorum falan. Ağlayacağım ya. Evet arkadaşlar, biraz yapma çık olacak ama sizleri seviyoruz. I love you. Şikayet var apartmanla. Saat kaç oldu ya, bağırıyor. Kaç oldu sen bağırsınlar abi. YouTuber'ı yapana kim ne diyebilir ya senden sonra. Dinlemek isteyen olursa falan gelsinler kardeşim. Veli ile Gökalp. Adresi de var. Buraya gelir. Adresi neresi? Buraya mı gelsinler? Buraya gelsinler.
Öyle her önüne gelen almayacaksın tabii. Bakacaksın kapıda ben. Aynanda gelirsen. Ben kapıda dururum. Aynanda gelirsen ne yapacağız abi? Ben kapıda dururum kanka.